Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için 2 litre kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Yarım paketten biraz daha fazla olacak şekilde çubuk makarnayı haşlamaya bırakıyorum. Ben bu arada sosunu hazırlayacağım. Makarna haşlanırken uygun bir tencerenin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Isınan yağın üzerine kuşbaşı doğramış olduğum yarım tavuk göğsetini alıyorum. Ve bu şekilde tavuk göğsetini ara ara karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Tavuk eti kendi suyunu da bıraktığı yağına kadar suyunu çektirerek pişmesini sağlıyorum. Damak tadına göre hafif alttan kızarmasını da sağlayabilirsiniz. Şöyle tamamen suyunu çekti. Dibinde yağı kaldıktan sonra biraz daha kızartabilirsiniz. Dilerseniz bir tane soğan, iki dişli sarımsağı doğradım. Hemen şöyle soğan ve sarımsaklarla birlikte kavrulmasını sağlıyorum. Çok pratik ve oldukça doyurucu bir makarna hazırlıyoruz bugün. Tavuk etli spagetti hazırlayacağız. Şimdi bir tane kırmızı kapya biber, bir tane de yeşil biber ilavesini yapıyorum. Biberlerle birlikte de kavrulmasını sağlayacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar da pişmesini sağladım. Bir tane doğramış olduğum domates ilavesini yapıyorum. Ya da yazdan hazırladığınız sos varsa yarım çay bardağı kadar domates sosu kullanabilirsiniz. Domatesler yumuşayıncaya kadar da pişirmeye devam ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ilavesini yaptım. Çok az da kırmızı toz biber ekledim. Haşlanan makarnanın suyundan bir kepçe alacağım. Bu şekilde sosumun üzerine döküyorum. 5 dakikada böyle kaynasın ve makarnayla sosumuzu buluşturalım. Haşlanan makarnayı sosumun üzerine alıyorum şöyle güzelce karıştıracağım yanına bir ayran ya da salata ile birlikte bir öğünü kurtarabilirsiniz oldukça da doyurucu özellikle çocuklu evlerde bu tarz tarifler çok seviliyor Son olarak üzerine küçük bir demet incecik doğramış olduğum maydanoz ilavesini de yaptıktan sonra makarnam hazırlanmış oluyor. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.